Eyvah eyvah diyelim. Saha içine de gelelim. Liderle başlayalım. Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta son bölümde adeta ecel terleri döktü ama Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle şampiyonluk yolunda da büyük bir avantaj yakaladı. Yani Beşiktaş her şeye rağmen iyi götürüyor diyeceğim. Her şeye rağmenin ne demek olduğunu anlattım. Ama burada bir şeye dikkat etmek lazım. Yani ben geçen gün seyrederken şu söz çıktı ağzımdan. Allah herkese sergen şansı versin. Yani Sergen geldiğinden bu yana Beşiktaş bir sürü maç kazandı, bir sürü puan kazandı. Neredeyse işte şampiyonluğu garantileyecek duruma kadar geldi ama ne kadar iyi oynadı? Soru işareti bende. İki, rakipleri ne kadar kötü oynadılar? O pek soru işareti değil. Yani Futbol Federasyonu'nun bütün çabalarına rağmen Sergen'in bir başka şansı var. Her şeyin üstünde tuttu Beşiktaş. Genel şeyim bu. Görünümüm bu Beşiktaş hakkında. Galatasaray'a gelelim. Galatasaray 2 haftadır topa sahip oluyor. Pozisyonlar buluyor ama 1-0 kazanıyor. Oynanan futbol bilmiyorum taraftara keyif veriyor mu? Size keyif veriyor mu? Fatih Terim konusunda birçok spekülasyon Galatasaray, yapılıyor. sevgili Cüneyt, Galatasaray bir tek Göztepe maçında, bak bir tek Göztepe maçında ben dahil bütün taraftarları tatmin eden bir futbol oynadı. Genç, yepyeni bir takım çıkardı Fatih Terim sahaya ve o genç çocuklar canla başla mücadele ederek Galatasaray ruhunu, Galatasaray aşkını, Galatasaray forma aşkını sahaya koyarak hem sonuç açısından hem seyir açısından insanları doyuran bir futbol oynadı. Ama onu takip eden 2 hafta o futbol sahada yoktu. Çünkü bu Galatasaray'ın içinde neler döndüğünü lig bittikten sonra herkes öğrenecek. Ama bir şeylerin döndüğü açık. Bir başkan konuşuyor, bir Fatih Terim bir takım imalarda bulunuyor. Yani bunlar çok. Hele Göztepe maçından sonra olmaması gereken şeyler. Fatih Hocam ne söyleyeceksen ya açık söyle. Çekinme, korkma, mertçe. Ya da özellikle bu Fener medyası tarafından her tarafa çekilebilecek benim bile senin en yakınlarından biriyim ben. Aile dostuyuz senelerden beri. Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Ne demek istiyorsun? Ailen, dostlarım ve Galatasaray'ın. Durup dururken bunu söylemenin manası ne? Ben de kalben Galatasaraylıyım. Aynı şeyi ben de söyleyebilirim. Ailem, dostlarım ve Galatasaray diye. Ama sen söylediğin zaman Fatih Terim başkanı değiştirmeye hazırlanıyor, başkanlığa adaylığını koyacak diye yorumlanıyor. Sen de hiç cevap vermiyorsun bu konuya, ne alakası var falan diye. Mayıs ayı kongre ay. Sen kongreyle mi uğraşıyorsun? Galatasaray'la mı uğraşıyorsun? Bir karar ver hocam. Kafanda başkanlık varsa o takımı nasıl yönetirsin?
İnanamıyorum. Şimdi bu hafta Galatasaray 45 dakikayı ziyan etti. Futbolun felsini oynamadı. Oynayabilecek ümidini de vermedi. İkinci yarıda bir baktık. Bir hafta evvel oynattığı ve hiçbir şey yapmayan Babel oyuna girdi kurtarıcı diye. Vay anasını sayın seyirciler. Mustafa'yı aldı oyundan. Bir tek pas almayan 45 dakika. Adam kafaları ürünü, bir tane kafa pası gelmedi. Yani kafalık pas gelmedi. Onu aldı Babel'i. 10 dakika geçince anladık niye Babel'i aldığını. Fatih Selim diyor ki bu takım hiçbir şey oynamadı. İkinci yarıda da oynamasına imkan yok. Rakibin 18'ine bile giremiyoruz. Adamlar kapanmışlar. Fatih Terim'e karşı kapandın mı bittin. Fatih Terim'in kapanmaya karşı planı yok. Senelerden beri aynı şeyi söylüyor. Kapandılar aşamadık. Kapandılar aşamadık. Biz kapanıyoruz. Türkiye olarak Galatasaray olarak 8 diyoruz. Adamlar kapandı mı biz şut atamıyoruz. 18'e giremiyoruz. Nasıl oluyorsa bu iş. Fatih Terim dedi ki birinci devrede ben 18'e bile giremedim. İkinci devrede de giremeyeceğim. Onun için Babel kardeşim gelsen 40 metreden başlayarak kaleyi gördün mü şut at. Atarsak böyle bir gol atarız. Babel sırf Galatasaray'ın oynayamayacağını Fatih Terim inandığı için oyuna alındı ve de 30 metreden 35 metreden şutlar atmaya başladı. Bir tanesi kaleciden döndü. Kimse yoktu. Kaçtı. Bir tanesi yine kaleciden döndü. Bu defa Akbaba oradaydı. Vurdu içeri. Yani Babel'in oyuna girmesinin sebebi bu futbol oynamayan takıma bir mucize gol imkanı yaratır mı düşüncesi. Koskoca Galatasaray'ın oyun taktiği olur mu? Kapanan bir rakibe karşı. Sen büyük takımsın. Sen şampiyonla oynadık. Tabii herkes sana kapanacak. Fener'e kapanmıyorlar mı? Beşiktaş'a kapanmıyorlar mı? Ne demek kapanınca 18'e bile girememek? Sen bu Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük hoca değil misin? Senin Galatasaray'ın UEFA kupasını kaldırmadı mı? Senin Galatasaray'ın Süper Kupa'yı almadı mı başında sen olmadığın halde? Senin Galatasaray'ın nüvesi milli takım 2002'de dünya üçüncüsü olmadı mı? Nerede o Fatih Terim? A planı, B planı, C planı, D planı olan Fatih Terim. Nerede? Yan pas, yan pas, yan pas, yan pas, yan pas. Hadi Mustera'ya geri ver. 90 dakikanın 80 dakikasını Galatasaray kendi ziyan ediyor. Gol nasıl atacak? Babel çallayacak, biri de içeri atacak. Bu maç bu kadar acı bir maç ve bir tane doğru dürüst eleştiri okumadım. Bizim gazete Babel'e 8 vermiş. Çünkü golü attırdın mı attın mı en iyi oyuncusu Galatasaray'ın Emre Akbaba ile Babel. Bütün gazeteler böyle. Evet. Oyundan alındıysan notun düşer. Sahanın en iyisi olsan bile düşer. Bir asiste bir gole müdahale etmişsen dahlin olmuşsa, katkın olmuşsa bunların hepsi skor yazar ya. 3 yıldız, 4 yıldız, 8, 7. Babel yüzünden Galatasaray'ın oyunun sıfırlandığından kimseden şey yok. Satır yok. Babel maçı kazandıran adam. O maç niye o hale geldi peki? O Göztepe maçını oynayan takım niye dökülmeye başladı iki hafta üstte?